videoda bronşiolit tedavisinden söz edeceğiz. Ama öncelikle bronşiolitin ne olduğunu tekrar bir hatırlayalım ki tedavisini de daha iyi kavrayabilelim. Ne demiştik? Bronşiolit sözcüğünü ikiye ayırarak bu hastalığın ne olduğu hakkında fikir yürütebiliyorduk. Bronşiolit bir enflamasyondu. Hatta tam olarak bronşiyöllerin enflamasyonu anlamına geliyordu. Bakın, buradaki solunum yolu çiziminde bronşioliti görebiliyoruz. Bu küçük kare çizimin yakınlaştırılmış hali. Turuncu renkle gösterilen kısım bronşiyollerdeki enflamasyonu temsil ediyor. Bronşiolit 2 yaş altı çocuklarda çok sık rastlanan bir solunum yolu enfeksiyonu. Hastalığa kısa adı RSV olan respiratuar sinsityel virüs sebep oluyor. Şimdi Bronşiolit tedavisinin ayrıntısına girmeden önce bu hastalığı daha oluşmadan nasıl engelleriz? Yani hastalıktan korunmak nasıl mümkün olabilir? Ona dair birkaç noktaya değinmek istiyorum. RSV enfeksiyonunu başlıca iki yöntemle engellemek mümkündür. Bunlardan ilki virüs maruziyetini önleme yöntemleridir. Bronşioliti engellemenin en kolay ve en etkili yolu elleri yıkamak ve temiz tutmaktır. Bu oldukça basit ama çok etkili bir yöntem. Çünkü RSV solunum yolumuza en sık ellerimiz aracılığıyla girer. RSV maruziyetini engellemenin bir diğer yolu da çocukları hasta çocuklardan uzak tutmak. Hastalığı engellemeye dair ikinci kategori ise RSV'ye maruz kalan vücudun bu virüsle mücadele etme yeteneğini artırmaya yönelik yöntemlerden oluşur. Çocuklar bronşiolite genelde çok küçük yaşta yakalandıkları için enfeksiyonla savaşma yeteneklerini güçlendirmenin yollarından biri de emzirmedir. Sonuçta anne sütü anneden gelen bir takım antikorlar içerir ve emzirme sayesinde çocuğa da geçen bu antikorlar çocuğun bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Yapılabilecek bir diğer şey de sigara dumanına maruziyeti azaltmaktır pasif içicilik solunum yolunda düşük yoğunluklu gizli bir enflamasyona yol açar. Dolayısıyla sigara dumanına maruz kalan yani pasif içici konumundaki çocuklar virüs vücutlarına girdiğinde RSV enfeksiyonu geliştirmeye daha açıktırlar. Çünkü bronşiyollerinde zaten sigara dumanından kaynaklı bir enflamasyon vardır. Bu başlıkta değineceğim son şey palivizumab adı verilen bir ilaç. Palivizumab özel bir ilaç ve sadece bronşiolite yakalanma riski çok yüksek olan çocuklara ve çok ciddi bir hastalık riski olan çocuklara veriliyor. Bir çocuğa palivizumab verilebilmesi için çocuğun ya prematüre doğmuş olması ya da hali hazırda bir akciğer veya kalp hastalığına sahip olması gerekiyor. Çünkü bu durumlar çocuğun ciddi bir enfeksiyona yakalanma riskini artırıyor. Peki nedir bu palivizumab? Bu ilaç hazır antikorlardan oluşan bir enjeksiyondur. Bu antikorlar kan dolaşımına katılır ve kanda RSV'ye rastladıklarında ona derhal saldırırlar. Virüsün etrafını sararlar ve bağışıklık sisteminin virüsü enfeksiyon oluşmadan önce imha etmesini sağlarlar. Tabi dediğim gibi bu ilacın sadece yüksek risk taşıyan çocuklara verildiğini tekrar hatırlatayım. Evet, Bronşolitten korunma yollarını öğrendiğimize göre artık tedavi yöntemlerine geçebiliriz. Bronşolit tedavisinde sorulması gereken en önemli soru çocuğun nerede tedavi edileceğidir. Tedavinin hastanede mi yoksa evde mi yapılacağı kararının verilmesinde genelde iki faktör etkili olur. İlk faktör ciddi bir hastalığın gelişme riskidir. Çocuğun prematüre doğmuş olması 3 aylıktan küçük olması ya da hali hazırda bir kalp veya akciğer hastalığının bulunması ciddi hastalık riskini artıran etkenlerden birkaç. Bu etkenlerden herhangi birine sahip olmayan çocuklar ise düşük risk grubunda yer alır. Çocuğun nerede tedavi edileceği kararında etkili olan ikinci etkense hastalığın şiddetidir. Bu konuda gösterge olarak oksijen doygunluğu dikkate alınır. Oksijen doygunluğu akciğerlerin kana oksijen sağlamakta ne kadar verimli olduğunun bir göstergesidir. Yani çocuğun akciğerlerinin ne kadar iyi çalıştığına dair bir fikir verir. Yüzde cinsinden ölçülür. Normali yüzde yüzdür. Oksijen doygunluğu yüzde 92'nin altında olan çocuklar ciddi hasta kabul edilir. Oksijen doygunluğu yüzde 92'den büyük olan çocuklarsa daha az ciddi hasta olarak değerlendirilir. Şimdi gelelim çocuğun nerede tedavi edileceğini. Ciddi hastalık geliştirme riski düşük ve bronşioliti daha az şiddetli olan çocukların evde tedavi edilmesinde bir sakınca yoktur. Ama hastalığının şiddeti ne olursa olsun, yüksek risk grubunda yer alan veya risk seviyesi ne olursa olsun, hastalığı ilerlemiş her çocuğun hastanede tedavi edilmesi uygun olur. Evet, artık çocuğu nerede tedavi edeceğimizi de biliyoruz. Peki bu tedavi nelerden oluşacak? Bronşiolit tedavisinin destekleyici bir tedavi olduğunu bilmek önemli. Bu ne demek? Destekleyici tedavide çocuğun semptomlarını tedavi etmeye ve vücudunun enfeksiyonla mücadele konusunda mümkün olduğunca kuvvetli olmasını sağlamaya çalışırız. Ama özel olarak enfeksiyonu hedefleyen bir ilaç vermeyiz. Mesela tedavi eğer evde uygulanıyorsa çocuğun yeterince sıvı tüketmesini ve iyi beslenmesini sağlamak tedavinin bir parçasıdır. Bu arada çocuğa bakan kişi çocuğu dikkatle izlemeli ve ciddi bir semptom geliştirmediğinden emin olmalıdır. Ciddi semptomlardan birkaçını sıralayacak olursak nefes almada güçlük, kalp atış hızında artış ve yorgunluk veya uyku halini sayabiliriz. Çocuk hastanede tedavi ediliyorsa tedavi yine destekleyicidir. Öncelikle yine çocuğun yeterli sıvı tüketmesine ve iyi beslenmesine odaklanılır. Bunlara ilaveten çocuğun nefes almasını iyileştirecek tedaviler uygulanır. Bu çeşitli ilaçlarla yapılabilir. Mesela bu ilaçların birkaçından bahsedelim. Bu ilaçların nefes almayı nasıl iyileştirdiğini anlatmak için buraya bir bronş çizimi açıyorum. Önce bu çizimde neyin ne olduğunu açıklayayım. Bu turuncu kısım bronştaki enflamasyon. Enflamasyonun bayağı bir yer kapladığını, bu yüzden de ortadaki hava yolunu daralttığını görüyorsunuz. Ama şekilde dikkat çekmek istediğim birkaç şey daha var. Bronşiyolleri saran dıştaki bu pembe yapıları görüyor musunuz? İşte bunlar kaslar. Bu kaslar kasıldığında bronşun büzülmesini sağlar. Ortada gördüğünüz bu sarı kısım ise mukus kaç. Bronşiyoller enfekte olduğunda bol miktarda salgı hava yoluna girebilir ve bu salgılar bronşiyolleri tıkayabilir. Tüm bunları anlatıyorum çünkü bunların her birini tedavi eden farklı ilaçlar var. Hatırlarsanız az önce demiştim ki çocuk hastanede tedavi ediliyorsa amaç oksijenlenmeyi yani oksijen seviyesini iyileştirmektir. Peki bronşiolitte oksijenlenmeyi iyileştirmek için verilebilecek ilaçlar hangileri? Kullanılabilecek iki grup ilaç bulunuyor. İlk grup oksijenlenmeyi doğrudan iyileştirirken, ikinci grup dolaylı olarak iyileştirir. Oksijenlenmeyi doğrudan iyileştiren ilacı aslında hepimiz çok yakından tanıyoruz. Oksijen, oda havası %21 oranında oksijen içerir. Hastaya verdiğimiz oksijense, yüze kadar oksijen içerebiliyor. Böyle düşünürseniz, her nefes alışta alveoller normalin 5 katı kadar oksijenle doluyor. Sonra da bu oksijen alveollerden kana karışıyor. Yani bu yöntem oksijenlenmeyi kesinlikle iyileştiriyor. Diğer ilaç sınıfı ise beta agonistler olarak adlandırılıyor. Beta agonistler bronşiyolleri saran kasları kısıtlar. Bu kaslar kısıtlandığında kasılamaz, gevşerler. Böylece buradan alveollere daha fazla hava geçebilir. Alveollere daha fazla havanın ulaşması demekse, vücudun daha iyi oksijenlenmesi demek. Bu amaçta kullanılabilecek bir diğer ilaç da hipertonik salin adındaki bir ilaç. Hipertonik salin aslında nefes yoluyla alınan bir tuz çözeltisinden ibaret. Hastanın soluduğu bu tuz çözeltisi iltihaplı dokudaki suyu çekerek bronşiyal lümene taşır. Bu durum mukus tıkaçlarını çözerek öksürükle hava yolundan atılmalarını sağlar. Böylece bronşiyollerden hava geçişi kolaylaşır ve bu da oksijenlenmede iyileşmeyle sonuçlanır. Bir diğer ilaç sınıfı da kortikosteroidler. Kortikosteroidler bronşiyollerde enflamasyona yol açan hücreleri hedef alır. Yani hastaya kortikosteroid verildiği zaman enflamasyon azalır. Enflamasyon azaldığında da hava yolu genişler ve böylelikle daha fazla havanın alveollere ulaşması mümkün olur. Bu da oksijenlenmeyi iyileştirir. Kullanılabilecek son bir ilaç daha var. O da epinefrin. Epinefrini beta agonistle aynı renkte yazdım çünkü ikisinin de mekanizmaları aynı. Epinefrin de normalde bronşiyolleri büzen bu kasları kısıtlayarak bronşiyollerin genişlemesini sağlıyor. Bu da alveollere giden hava akışını rahatlatıyor ve sonuç olarak yine oksijenlenme artıyor. Evet, bronşiolit tedavisinde verilebilecek tüm ilaç türlerine değindik. Peki bunların hangileri düzenli olarak veriliyor? Bunlardan en önemlisi kesinlikle oksijen. Çünkü araştırmalar bronşiolitin en etkin tedavisinin oksijen olduğunu ortaya koyuyor. Dolaylı etkiye sahip ilaçlara gelirsek, Beta agonist ve hipertonik salin ikinci basamak ilaçlar olarak kabul ediliyor. Bunların ikinci basamak ilaçlar olarak kabul edilmelerinin nedeni araştırmaların bu ilaçların kullanımını özellikle destekliyor olmaması. Klinik anlamda pek bir kullanım alanları yok. Beta agonist ve hipertonik salin verilen çocuklar, verilmeyenlere oranla daha büyük ilerleme kat edecek diye kesin bir şey söz konusu değil. Bunu belirttiğime göre şunu da ekleyeyim. Hekimin çocuğa deneme dozunda beta agonist veya hipertonik salim verip semptomlarda iyileşme olup olmadığını gözlemlemesinde hiçbir mahsur yok. Bir zararı olmaz. Eğer çocuğun semptomlarında iyileşme varsa da ilaçları vermeye devam edebilir. Şimdi kortikosteroidler ve epinefrin 3. basamak ilaçlardır. Bunlar bronşiolit şikayetiyle hastaneye gelen her çocuğa rutin olarak verilmez. Ancak astım gibi bronşiyoliti daha da kötüleştirebilecek başka hastalıkları olan çocuklara verilir. Evet, hadi gelin şimdi bronşiyolit tedavisini kısaca özetleyelim. Sorulması gereken en önemli soru, çocuğun nerede tedavi edilmesi gerektiği. Riskleri ve hastalığı şiddetini göz önüne alarak çocuğun hastaneye yatırılmasının mı yoksa evde destekleyici tedavi görmesinin mi daha doğru olacağına karar verilmeli. Şayet çocuğun hastaneye yatırılması gerekiyorsa unutmayın ki hastanedeki tedavinin amacı oksijenlenmeyi artırmaktır. Ve bu noktada uygulanacak birinci basamak tedavi destekleyici oksijendir.